Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kiraz reçeli hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. Yarım kilo kiraz, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, birkaç damla da limon suyu var arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın, biraz sesim gidiyor, nedenini bilmiyorum. Galiba soğuk bir şeyler tüketmekten dolayıdır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, şimdi bu arada bakın size kirazları da göstereyim. Bakın bunları dün annemle babam şöyle dalından kopartmışlardı. O kadar güzellerdi ki sizlere anlatamam. Ama tabii ki de böyle çoğunda işte hani kuşlar, böcekler büyük ihtimal yemiş. Hatta şöyle hani varsa sizlere göstereyim. Gerçi ben bunları bayağı bir hani ayırdım. Bakın şöyle gösterebilirim. Bayağıca bir ayırdım. Hani sağlamlarından dedim hemen yapayım. Diğerlerini zaten hemen tükettik. Gerçekten çok güzeldi. Böyle dallarıyla getirmişler. O kadar hoşuma gitti ki sizlere anlatamam. Bu kadar işte arkadaşlar. Dediğim gibi malzemelerimiz bu kadar. Artık bu güzelliği yapmaya başlıyorum. Bu arada ben reçellerimi işte bir gece önceden şekere basmıyorum, şey yatırmıyorum. Direkt gününde yapıyorum. Gerçekten daha güzel oluyor. Yani bekleme derdi de olmuyor. 30 dakikada da hazır olmuş oluyor. O zaman bu arada ben şöyle kirazlarımı da güzelce yıkadım arkadaşlar. Suyum da normal su. Şeker. Burada zaten limon da dediğim gibi birkaç damla sıkacağım. O zaman bu güzelliği hazırlamaya hemen başlayalım. Şimdi ben tenceremi aldım ve geldim arkadaşlar. Öncesinde kirazları ve şekeri ekleyeceğim. Sonrasında hani şeker eriyip kirazlar da sulandıktan sonra suyunu ve limon suyunu ekleyeceğim. Bu kadar. Gerçekten yapması çok pratik. Yani ben bütün reçellerimi bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi beklemeye de gerek kalmıyor. Şimdi tencereme şöyle kirazlarımı, yıkadığım kirazlarımı ekliyorum. Sonrasında da üzerine hemen şekerini ekliyorum. Bu arada damak tadınıza göre yapabilirsiniz ama gayet yeterli geliyor bir su bardağı şeker arkadaşlar. Daha da azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bu güzelliği hemen ben ocağıma alıyorum. Bu arada arkadaşlar size önemli bir şey de söylemeyi unuttum. Şimdi şöyle hani kirazlara bakınca aklıma geldi. Ben çekirdekli bir şekilde yapıyorum. Benim annem de o şekilde yapıyor. Mesela işte vişneye kirazı gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Ama tabii ki de sevmeyenler de pipet yardımıyla çekirdeklerini çıkarabilirler. Evet arkadaşlar, kirazlar suyunu saldı, şekerimiz de eridi. Şimdi artık suyunu ve limon suyunu ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben suyunu ve limon suyunu da ekledim. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar kiraz reçeli de kaynıyorken ki çünkü onun baya bir zamanı var, bir 35 dakika 40 dakika kaynaması gerekiyor. Ben de şöyle balkonuma çıktım, bakın yaseminlerim açtılar, şöyle şuraya kadar gidiyor arkadaşlar baya bir. Şöyle bakın sizlere de göstereyim. Bugün de o kadar erken kalktım ki anlatamam ya, 8'de uyandım, şu an saat 9 ve hemen dedim video çekeyim. Bakın şöyle arkadaşlar, sardunyalarım da burada. Böyle her renk var. Gerçekten ben çok seviyorum. Yani balkonumu çok seviyorum. Böyle bir kahvemi alıyorum. Direkt balkonda kendimi buluyorum. Çünkü gerçekten bitkiler arkadaşlar insanın ruhunu bence besliyor. Yani yemek evet besliyor ama bence bitkiler kesinlikle besliyor. Bakın yani şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten böyle mucize yani. Şuraya kadar gidiyor. Bakalım daha nasıl gidecek bilmiyorum açıkçası ama kıyamıyorum da arkadaşlar. Çünkü çok güzel ya. Gerçekten böyle budamaya falan kıyamıyoruz. Hatta annem babam da böyle kıyamıyor. O şekilde yani şöyle balkonumdan da böyle bir size selam vermek istedim. Bu arada bugün hava efsane güzel. O kadar beğendim ki bugünkü havayı. Belki bir pikniğe falan da gidebiliriz. Gerçekten çok güzel. Böyle içim açıldı. Yani kuşların sesini bakın duyabiliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel bir sabah. Ben de sabah kalktım valla. Dedim ki daha bakın kahvaltımı yapmadan dedim şöyle güzel bir reçelimi hazırlayayım. Şöyle kahvaltımı, hafta sonu kahvaltımı da o şekilde yapayım istedim.
Bu arada arkadaşlar, videoda bahsettiğim şöyle kirazlarda bakın buradaydı. Bu kutu ağzına kadar doluydu. Şu da doluydu ve hatta poşet de doluydu. Ama bayağı bir yedik. Sonra geri kalanını da reçel yapayım istedim. Çünkü bu tarz şeyler gerçekten çabuk bozuluyor. Hani bozulsun, ziyan olsun da istemedim. Bu arada fesleğenimin güzelliği. Bakın çok büyüdü ya. Küçücüktü. Aldığımda arkadaşlar küçücüktü. Yani böyle bu tarz işte bitkileri küçük alınca bir anda böyle evinizde büyüyünce gerçekten çok güzel oluyor ya. Çok seviyorum. Bu duyguyu gerçekten çok seviyorum. Bence bunu da böyle benim gibi işte balkonda bitkisi olanlar ya da böyle bitkileri sevenler çok net anlar. Şöyle buna da biraz dokunalım. Oh, mis gibi de kokuyor vallahi arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar, ben balkonda çene çalarken böyle reçelimizde mis gibi kaynıyor. Bu arada bakar mısınız şu güzel renge? Yani kamerada daha koyu ama şu an yani gözümün önündeki renk çok güzel arkadaşlar. Size anlatamam. Böyle değişik bir mor ama çok güzel. Çok hoşuma gitti gerçekten. Evlerinizde de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada hani birkaç kişi, hatta bayağı bir kişi bilmiyor mesela. Hani benim çevremde de ben işte söylüyorum, ben kiraz reçeli yapıyorum diye. Hadi ya, hani olur mu olmaz mı, hani saçmalama, ama gerçekten oluyor yani. Vişneden oluyorsa kirazdan niye olmasın arkadaşlar? O şekilde böyle insanlar da önyargılı olunca ben diyorum acaba olmuyor mu, ama yani oluyor, tadı da çok güzel oluyor ve renginin güzelliğini görüyorsunuz zaten. Bakın şu an daha net. Evet, şu an gerçekten bu renk arkadaşlar. Şöyle ışıktan falan parlıyor ama bayılıyorum yani. Bu reçeli kesinlikle ama kesinlikle evlerinizde deneyin. Evet arkadaşlar, kiraz reçelimiz son hız pişmeye, kaynamaya devam ediyor. Bu arada ben şöyle kıvamını anlamak için suyundan biraz alıyorum. Sonrasında onu karıştıra karıştıra soğutuyorum ve kıvamını anlamış oluyorum. Sizler de o şekilde kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kiraz reçelimiz servise hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. O kadar sıcak ki sizlere anlatamam. Ama açıkçası size bir sır vermek istiyorum. Ben reçeli sıcak sıcak yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle ekmeğe işte kaymaklı tereyağı sürüp sıcak reçelle de böyle buluşturunca o kadar hoşuma gidiyor ki sizlere anlatamam. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Zaten sizlere de söylemiştim. Şu an sabahın bayağı bir erken saatleri. Ve ben de videomu hemen erkenden çekmek istedim. Yani daha kahvaltımı yapmadım. Şimdi hemen kahvaltımı yapacağım ve yanında da tabii ki de sıcak sıcak kiraz reçelimden de yiyeceğim. Şöyle sizlere göstereyim. Oo, elim yandı. Bayağı bir sıcak. Öyle yani arkadaşlar, dediğim gibi işte bir gün önceden, bir gece önceden işte şekere batırmanıza, yatırmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi böyle hemen oluyor. Yani 30-35 dakikada, en fazla 40, ama 40 sürmedi bile, 30-35 dakikada hazır olmuş oldu. Sizler de gönül rahatlığıyla evlerinizde deneyebilirsiniz. Dediğim gibi çekirdekli yaparsanız bir tık bence daha güzel oluyor. Nedeni bilmiyorum. Ben o şekilde çok seviyorum. Annem de vişne reçelini öyle yapıyor ve bayılıyorum yani onu yemeye. Öyle yani, artık videomu ben kapatayım arkadaşlar. Biliyorum çok fazla konuştum. Artık kusuruma da bakmayın. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.